Herkese selam. Sizlerle çok niş bir yolculuğa çıkıyoruz. Renkli grafikler, yaratıcı metinler ve karakteristik tasarımlarla işlenerek hafızalara kazınan sadece bir ürün tanıtmakla kalmayıp aynı zamanda o dönemin ideolojik zeminini ve toplumsal dokusunu da yansıtan komünizmin ana yurdu Sovyetler Birliği'nde yayınlanan televizyon reklamları. Genellikle devlet kontrolü altında üretilen zamanının sosyalist idealleri, üretim hedefleri ve toplumsal değişimleriyle sıkı bir şekilde bağlı olan bu reklamların çeşitli yönlerine odaklanacak ve o dönemin tarihi aynı zamanda kültürel bağlamını daha yakından keşfedeceğiz. Kasım 1957'de Sovyet bir grup bilim insanı uzaydan yayın yapma projelerini hayata geçirmek amacıyla dönemin Sovyet lideri Kruşçev'e başvuruda bulundu. Sovyet uzmanlar tarafından geliştirilen ve dünya genelinde ilk uydu sinyallerini başlatacak olan uydu, 4 Ekim 1957'de Moskova saatiyle 22:28'de fırlatıldı. Çoğumuzun Sergei Korolev tarafından tasarlanan ikonik görüntüsü sayesinde akıllarına kazınan o uydu Sputnik 1. Sputnik yani yol arkadaşı. Bu olay Türkiye dahil birçok ülkenin basınında ve radyo haber bültenlerinde haftalarca konuşuldu. Öyle ki bu uydu insanoğlunun uzaya gönderdiği ilk yapay uydu olma unvanının yanı sıra başka bir anlam daha taşıyordu. Amerika Birleşik Devletleri ile uzun yıllar devam edecek olan Soğuk Savaş'ın uzay yarışı safhası resmi olarak başlamıştı. Sovyetler Birliği'ne ilk televizyon yayın sinyalleri ise bir başka Sovyet uydusu olan Monya'nın yardımıyla 23 Nisan 1965 tarihinde ulaştı. Sovyetler Birliği'nde televizyon programlarının içeriği devletin kontrolünde örgütlenen Sovyet modeline uydurulmuştu. Milliyetçi veya ırkçı propagandalara, toplumlar arasında çatışmalara yol açabilecek ve düşmanlık oluşturabilecek içeriklere, sınıflı toplumlardaki özel mülkiyet savunmalarına, erotik içeriklere, yabancı anti-komünist propagandalara, şiddeti öven içeriklere, uyuşturucu kullanımına veya aşırı dini içeriklere izin verilmiyordu. Hem yerel hem de merkezi Sovyetlerde bulunan denetim komiteleri bu tür yayınları derhal cezalandırma ve kaldırma etkisine sahipti. Bu da Sovyet yurttaşlarının ortak kültür ve sosyalist ideallerinin korunması amacını taşıyordu. Devlet kontrolünde olan bir ekonomide doğal olarak özel sektörün noksanlığı kaçınılmazdı. Dolayısıyla pazarlama adına yürütülen pek fazla yayın olduğu da söylenemezdi. Peki ne tür reklamların yayınlanmasına izin veriliyordu? Gelin hep beraber bakalım. Yayınlanan ilk reklamın bir araba, çanta, ruj veya kıyafet olmasını bekliyor olabilirsiniz. Fakat tam olarak öyle sayılmaz. Азербайджане, в южной теплой стране, на казахской целине. Evet, konuşan Mısırların ön planda olduğu şahsına münhasır bir reklam. Ne de olsa komünizmi benimsemiş devletlerde sorulması gereken soru biraz da ne almalıyım değil, nereden ve ne zaman almalıyım olmalıydı. O yüzden dikkatinizi çektiyse 1964 yılında izleyiciye gösterilen bu reklamda herhangi bir marka ya da tanıtım göremezsiniz. 2 dakika boyunca sizlere mısır yemenin faydalarından tutun, ev hanımlarının hangi yemeklerde mısır kullanabileceğine kadar aktarılan öğütleyici bir film. Bunun en büyük sebeplerinden biri ise Kruşçev'in ülkesinin mısır üretiminde başı çeken Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci sıraya yerleşmesini istemesiydi. Sovyet propaganda mesajı içeren bu reklamların bir kusuru daha vardı. O da uzun ekran süreleri. Neredeyse kısa film minvalinde çekilen bu reklamlar prodüksiyonları bakımından da bir hayli masraflıydılar. 60'lı ve 70'li yıllar arasında Sovyet ülkelerinde yaşayan vatandaşlar normal bir reklamın ortalama 3 veya 5 dakika sürdüğü algısına sahipti. Bazı reklamları dönem dönem bakanlıklar ya da fabrikalardan gelen talep üzerine sinemalarda filmlerden önce de görebilmeniz mümkündü.
Sosyal algı yaratmayı hedefleyen reklamlara verilebilecek diğer bir örnekte ise iki kadın konu alınır. Devlet bankasında çalışan arkadaşını ziyarete gelen kadın, ona ev işlerine yetişemediğini ve bu durumun onu çok yorduğundan bahseder. Arkadaşına "Ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi?" diye sorar. Karşılığında aldığı cevapsa, "Aslına bakarsan anlamıyorum. Ben vardiyalı çalışıyorum. Bu şekilde hem kendime hem de aileme vakit ayırabiliyorum." olur. Kadın ayrıca maaşların kötü olmadığını, bonuslarının olduğunu ve Devlet Tasarruf Bankası'nı kullanmayı seçerse arkadaşının da problemlerinden kurtulabileceğini söylüyor. Sovyet televizyonlarındaki tüm kısıtlamalara ve KGB'nin Batı kültürünü kendi topraklarında istememesine karşı almış olduğu tüm önlemlere rağmen 1979 yılında o dönemin uydu devletlerinden biri olan Estonya'da zamanın çok ötesinde bir yönetmen olan Harry Egypt bu ideolojiye meydan okuyordu. Finlandiya'dan kaçak televizyon sinyallerini yakalayan ve gördüklerinden büyük ölçüde etkilenen yönetmen, yerel ekranlarda bir hayli popülerleşen sürreal denilebilecek reklamlarını yayınlıyordu. Ayrıca Sovyetler Birliği'nin Batı regülasyonlarını tanımaması sebebiyle bu reklamların bazılarında Beatles, Robert Palmer ve Michael Jackson şarkılarının çaldığını duyabilirsiniz. Yetmişlerin sonları ve 80'lerin başında televizyonlarda devletin sahip olduğu markalara yönelik reklamların sayısı artmış, süreleri de nispeten kısalmıştı. Ancak günümüzdekinden farklı olarak tam anlamıyla bir reklam arasından söz etmemiz mümkün değildi. Zira bu reklamların belli yayın saatleri olurdu ve karşınıza çıktığında sizin anlamanız gereken şey de söz konusu ürünün artık müsait olduğu ve satın alınabileceğiydi. Lüks tüketim malları ise yalnızca alım gücü nispeten yüksek olan belli bir zümreye hitap ediyordu. O şanslı kesimden biri olduğunuzu varsayın. Bahsi geçen ürüne değerinin 40 katı fazlası bir ücret ödüyor, bununla da kalmayıp yıllar sürebilecek bir bekleme listesine alınıyorsunuz. Sıranız ne zaman gelirse. 1980'lerin sonlarından itibaren Sovyet televizyon yayıncılığı hızla büyümeye ve paralel şekilde değişmeye başladı. Mihail Gorbaçov'un Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri olmasından sonra yabancı yayınların gösterilmesine izin verildi. Ve daha önce yayınlanmayan pek çok içerik televizyonlarda gösterilmeye başlandı. Yabancı diziler, tartışma programları ve yarışmalar artık legaldi. Sovyetler Birliği'nde 90'lı yılların başına gelindiğinde ülke genelinde yaşanan protestolar, hayat pahalılığı, siyasi karışıklıklar, ülke ekonomisinin serbest piyasaya doğru hızla kaymasına ve Batı etkisinin ülke genelinde çok daha sert hissedilmesine neden oldu. Yabancı reklamların hızla yerini almasıyla birlikte A Generation Ahead yani bir nesil ileride sloganıyla Pepsi reklam filmlerini yayınlatacak, ironik şekilde bir sene sonra ülkedeki ilk McDonald's açılacak, ondan bir yıl sonrasında ise Sovyetler Birliği dağılarak yerini Rusya Federasyonu'na bırakacaktı. Öyle ki Gorbaçov'un bizzat kendisi 1998 senesinde Amerikan fast food devi Pizza Hut'ın reklamında oynadı. Hayat ve zaman gerçekten insanın dikkate alması gereken en önemli öğretmen. İzlediğiniz için teşekkür ederim.